Kurbağa böyle yapalım bak. Zıbba zıbba zıbba. Kurbağamız hazır gördüğünüz gibi. Merhaba arkadaşlar. Selam, ben geldim yine. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün origami yapacağız. Nasıl yapacağız? Hemen ne yapacağız onu söyleyeyim. Bir zıplayan kurbağa yapacağız. Bu kurbağayı yapabilmek için tek bir kağıda ihtiyacımız var. Kare olması lazım. Elinizde eğer bunun gibi dikdörtgen bir kağıt varsa, renkli bir kağıt, beyaz bir kağıt hiç fark etmez. Dikdörtgense eğer, bunu kareye nasıl çevireceğinizi hemen göstereyim. Bakın, benim elimde hazırlamış olduğum kare bir kağıdım var. Hemen şöyle bir ucundan tutup dikdörtgen kağıdınızı şu köşesini, şu köşe kısmını tam gelecek şekilde, bakın tam ayarlayacak şekilde burayı tutturuyorsunuz. Daha sonra aynı şekilde burayı da tutturuyorsunuz. Daha sonra burayı kıt kıt kesiyorsunuz makasla. Şu fazla kısmı, şu katlanmayan şurayı kesiyorsunuz. Bu kadar basit. Daha sonra elinizde kare bir kağıt oluyor. Hemen başlayalım. Şu şekilde başlayacağız. Elimizde kare bir kağıdımız var. Zıplayan kurbağa yapacağız. Bunu hemen kağıdımızı ikiye bu şekilde katlıyoruz. Düzgün katlamamız şart. Başka türlü düzgün bir kurbağa meydana getiremiyoruz. Katladığımız kısımları iyice bastırmamız lazım. Bu şekilde bastırarak iz yapmamız lazım. Daha sonra bunu bu köşeden, fark etmez, aşağı köşe, bu köşe. Yalnız bakın, benim kağıdım düz kesememişim. Önemli değil. Artık yapacak bir şey yok. Bu şekilde bu kısmını içe katlıyorum. Bakın, tam katlayabilmek lazım. Aksi takdirde yamuk olur, eğri olur. Tam oturmaz yani kurbağa. Bu şekilde bastırarak iz yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunu bu şekilde de katlayabilirsiniz. Bu şekilde de katlayabilirsiniz. Ben ilerleyişim bu şekilde olacak. Bakın, kare olduğu için burası tam oturdu. Kare olmasaydı buralar oturmayacaktı. Şu arada boşluk kalacaktı. Evet. İyice bastırarak iz yapmamız lazım. Açıyoruz. Bakın, izimiz belli. Daha sonra bu kısmını buraya getiriyoruz ve yine üzerine iyice bastırıyoruz. İyi bastırmamız lazım. Yani iz yapacağız ki ilerleyişimizi kolaylaştıracak bu izler. Kurbağanın kuyruğunu, başını yaparken işimizi çok kolay hale getirecek. Hemen bir sonraki adımda göreceksiniz bu iz yapın dememin sebebini. Hemen göstereceğim. Bir saniye beklediğinizde göreceksiniz. Evet. Kurbağamızın gövdesi hazır. Gördüğünüz gibi buralar iz oldu. Hemen şu kısımları, yani şu kısmı şöyle bastırarak şu kısımları hareket ettiriyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. Buraya böyle bastırarak birleştiriyoruz. Daha sonra şurayı oturtup bakın. Yani şu uçlar birbirine denk gelecek şekilde ayarlama yapıyoruz. Burada buraya. Güzel. Evet. Gördüğünüz üzere burası güzel bir şekil aldı. Yine çeviriyoruz. Aynı şekilde buraya da yapıyoruz. Bu kısımlara bastırarak bakın. Bastır bastır bastır. Çok güzel. Evet. Yine uçları birbirine denk gelecek. Yani şu uç bu uca denk gelecek şekilde yine iz yapıyoruz. Bakın, ortaya izimizi güzel yapmamız lazım. Evet. Buralara iz yapıyoruz. Şimdiki adımımız bu kanatları böyle çevirerek içe doğru, evet, böyle bastırıyoruz. Aynı şekilde diğer kısmı da yapacağız. Yine dediğim gibi bu katladığımız kısımlara iyi bastırmamız lazım. Yani iz yapmamız lazım ki buralara böyle iz yapacağız ki dağılmasın, açılmasın diye. Çevirelim. Aynı şekli, buradaki şekli buraya da yapacağız. Hadi bakalım.
Evet. Buna da bastırıyoruz. Yine aynı şekilde buraya da. Çok güzel. Şimdi gördüğünüz gibi dört kısmını da katladık. Bu katladığımız kısımları aynı şekilde tersine böyle düzgün bir şekilde katlıyoruz. Evet, gördünüz. Bakın. Böyleydi. Buraya katladım. Ama iyi bastırarak iz yapmamız lazım. Bu dört kısma da, dört kanada da aynı şeyi uygulayacağım. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde olması lazım. Dört kısımda ikisini yaptık. İkisini de yapıyorum. Hadi bakalım. Evet. Burası tamam. Son kanattayız. Ayak diyelim bunlara. Ayak. Ayaklar, ön ayak, arka ayak. İstediğiniz tarafı seçebilirsiniz. İstediğiniz taraf, istediğiniz yön olabilir. Evet. Birçok kısmını hallettik. Şimdi baş kısmını istediğiniz tarafı seçebilirsiniz. Yani her taraf aynı olunca burayı, ben burayı kuyruk kısmı seçiyorum. Bakın. Kuyruk kısmı seçeceğim. Kuyruk kısmını burayı seçeceğim. Burayı içe doğru katlayacağım. Nereden alacağım? Bakın şuralardan alacağım. Bu kısımlardan aldığım zaman çok güzel oturacak yerine. Bakın. Gördünüz mü? Ayakların bitiminden itibaren. Burasının kuyruk kısmı olarak seçtim ben. İyi bastırmamız lazım buralara. Buralar çünkü bakın kalkıyor. Kalkmaması için iyice bastıracağız. Daha sonra bu aynı hizada oldu. Bu iki uç aynı hizada. Daha sonra bu hizayı bozmadan bir çizgi getireceğim buraya. Yan tarafını çizgi halinde getireyim. Kuyruğun üzerine koydum ve bastırıyorum. Bastırdık. Daha sonra aynı şekilde burayı da buraya katlıyoruz. Birazcık kalınlaştığı için katla 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 kağıdımız zor katlanmaya başladı. Şimdi oldu. Bakın. Kurbağamız aslında böyle zıplar. Ama bunu daha fonksiyonlu bir hale getirebilmek için bu sırt kısmı, bu karın kısmı, bunu şu aradaki çizgiden bir adet katlıyoruz. İyice bastırıyoruz. Diğer tarafına da aynı şekilde bir kere daha katlıyoruz. Bu şekilde katladıktan sonra yine bunu böyle iç kısma doğru katlayıp böyle katlayıp kuyruğundan ve arka ayaklarından tutarak, bakın şu kısmı tutarak birazcık daha katlıyoruz. Yani çok az bir miktar bırakıp buradan bu şekilde katlıyoruz. Acayip kalınlaştı kağıdımız. O yüzden zor katlanıyor. Bakın. Gördünüz mü? Önce içe katladım. Sonra içe katlı bir vaziyetteyken kuyruk kısmını dışa doğru bir daha katladım. Şu şekilde oldu. Bakın. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Çok fonksiyonlu zıplamaya başlayacak umarım. Kurbağamız hazır. Gördüğünüz üzere. Benim şuralara çok mu bastırdım acaba zıplamadı ama zıplıyor yani. Bu kurbağa böyle yapılır. Bakın. Gördüğünüz üzere zıpla zıpla zıpla. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.